Toplumda derin bir üzüntü, bir yanıyla da derin bir öfke var. Çünkü yani maalesef deforme olmuş bir cenaze var ortada ve acaba bu sefer de suçlular Leyla'da gördük, Ecrin Bebek'te gördük, Müslüme'de gördük. Ceza almayacak mı kaygısı var. Adalet istiyor toplum. Buyurun lütfen. Şimdi ilk kez yaşanan bir olay değil, sadece Türkiye'de de yaşanan olay değil. Ama Türkiye'ye özgü bir özellik var. O yüzden ben mafya benzetmesi ve omerta dedim. Çünkü orada da suçlular kolektif bir suskunluk içinde olurlar veya tanıklar korkuda. Şimdi Türkiye'de bir kere bir kız çocuğu kayıpsa artık biliyoruz ki geçmiş yıllardan beri ilk akla gelmesi gereken ihtimal çocuk cinsel istismarı ve öldürmedir. Eğer böyle dar bir toplumsal kesim içindeyse ilk hani olağan şüpheli diyelim aile veya diğer yakınlardır. Yani bu geçmişten beri yaşadığımız olaylar zaten. Kanunumuz var değil mi? Aile içi şiddeti önleme diye kanunumuz var. Dolayısıyla çocukların en çok şiddet, cinsel istismar gibi suçlara maruz kaldıkları ortamlar aile veya diğer yakınları. Diğer yakınları derken bunlar çocukların gittiği işte oyun yerleri, kurumlar gibi yerlerde oluyor. Yani son derece uzak yabancı kişiler çok sınırlı bu tür olaylarda. Şimdi bizde bir acı trajedi var. Batman kadın cinayetlerini hatırlatmak istiyorum. Hatırlarsanız orada da birdenbire kadınlar ve hatta çocuklar da intihar etmeye başlamıştı. Fakat araştırıldı. Daha sonra ortaya çıktı ki bu çocuklar veya kadınlar ya intihara zorlanıyor yahut da öldürülüp işte kuyunun içine atılıyor. Bu tecrübemizde var bizim acı bir tecrübe. Ve bunların ardından hani bizim töre cinayeti diye adlandırdığımız, töre sahikiyle öldürme dediğimiz olaylar olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlar hep bilinen acı gerçekler. Burada genellikle bir aile meclisi devreye giriyor. Aile meclisi karar veriyor. İşte, çocuk öldürülsün veya intihar süsü verilerek öldürülsün gibi birçok olayda bunlar yaşanmıştır. Ve tabii ki oradaki ilişkilere göre bu suskunluk dediğimiz susma meselesi ortaya çıkıyor. Çünkü küçük toplumsal kesimler birbirine yakın ve ailelerin de belli bir gücü varsa çatışmadan korkarak veya başka sebeplerden dolayı herkes susmaya başlıyor. Kimse tanıklık yapmak istemiyor. Kimse ihbarda bulunmuyor. Bunlar da devreye girdiği zaman tabii ki işte bir sır gibi ortaya çıkıyor. Fakat aslında bu herkesin bildiği bir sır. Şimdi biz demin örneklerini verdiniz. Eğer baştan itibaren iyi soruşturma yapıp iyi delil toplamazsak tabii ki ceza hukukunda esas suçun delilleriyle birlikte kanıtlanmasıdır. Eğer bunu yapmazsanız belki bir masumu da mahkum etmeniz söz konusudur. O yüzden bizim bu soruşturmalarda bu tecrübelere göre hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi devlet bütün kuvvetleriyle çok etkin bir arama yaptı. Ya, umut ederim ve tahmin ederim hani bu böyle bir kayıp haberi aldığımızda hemen demin söylediğim tecrübeler akla gelmeli ve delillerin gizlenebileceği ve aile arasında bir takım tedbirler alınacağı akla gelmeli. Bu tür olaylarda unutmayalım ki bazen suçu işlemeyen kişi bile üstleniyor. Orada da hani tırnak içinde aile meclisi bunlara karar veriliyor ve biri gidip bazen suçu üstleniyor da. Peki bizim geçmişten itibaren bu tür tecrübelerimiz var değil mi?
Hani intiharlar aslında öldürme gibi. Durum böyle olunca şimdi bu olayda da işte böyle bir ölüm var veya intiharlar var bu yörede. Şimdi tabii kimseyi peşine kuşkulu bir duruma düşürmememiz lazım. Ancak böyle bir olay olduğu zaman oradaki savcı, kolluk bunu etkin bir şekilde soruşturmalı. Hani işte düşmüş, efendim ölmüş veya kendini kuyuya atmış dediğimiz zaman bu geçmiş olaylar hemen devreye girmeli. Devletin oradaki ilgili kurumları hemen devreye girmeli ve bunu çok ayrıntılı soruşturmalıdır. Şimdi bunları soruşturmadığımız zaman olayların üzeri hep balı alıyor. Belki siz bunu, bu yörede, çok özür dilerim değerli hocam, bunu gör, yani önceki deneyimlerden yola çıkarak bakmak lazım. Hemen ilk andan itibaren dediniz ya, bu 19 günde buna ilişkin bir emare gördünüz mü? Bunu neden soruyorum? Çünkü suçluların hani bir suskunluk yasası varmışçasına yerleşti dediniz ama kamuoyundaki tepkiyle beraber bir parça bu kırılmış mıdır acaba, yoksa bu çok kuvvetlidir Sena? Bu böyle o kadar kolay şimdi kırılmaz mı diyorsunuz? Burada şimdi burada mesela tahminim yapılmıştır ama biz bilmiyoruz şu andaki dosyayı aslında. Mesela telefon dinlemeleri. Tabii ki daha sonra HPS kayıtları dediğimiz kayıtlar ortaya çıkacaktır. Kim kiminle, ne zaman, nerede telefon irtibatı yapmış, ama bunlar tabii içerikleri ortaya çıkmaz. Ancak yani benim tahminim mesela böyle bir olay haber alındığı zaman yani bir iki günden sonra hemen yani ölüm şüphesi olduğu zaman ceza muhakemesi kanununda da düzenlemeler var bu konuda. Bir takım özel soruşturma, gizli soruşturma tedbirlerimiz var. Onlar devreye sokulabilir. Bakın bazı şüpheliler vardı, yani daha önce gözaltına alınmıştı vesaire. Şimdi öğreniyoruz ki işte bazı aile yakınları konuşma geçmişlerine silmişler. Yani burada da suçun gizleme, örtme yönünden bazı kuvvetli deliller var. Dolayısıyla hani şimdi burada biz ne yapılmış, ne kadar yapılmış bilmiyoruz. Bu daha sonra ortaya çıkacak ama demin örnek verdiğiniz bazı olaylarda yani ilgili kişiler beraat etti. Şimdi biz burada niye beraat ettiler diye soramayız. Niye yeterince delil toplanmadı? Veya deliller yeterince toplandı mı diye tartışmamız gerekir. Yani burada şimdi bizim özellikle Türkiye'de bu konuda yeterince uzman da var. Bu tür olaylarda soruşturma, bilgi alma, bilgi toplama özel uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Yani aramada çok ciddi bir emek ve ciddi bir teknik kullanıldı. Mesele sadece o değil, şüpheli olabilecek kişilerin tespitine yönelik de geçmiş tecrübelerden ders alınarak araştırmalar yapılmalıydı. Ama şimdi bu şimdi oldu. Fakat biz bunun dışında da bizim devletimizin kanunları neden belli yörelerde devreye girmiyor? Yani bu şimdi aile meclisi diyoruz, belli yapılar diyoruz, suskunluk yasaları devreye giriyor diyoruz. Peki bizim aile içi şiddet kanunu veya çocuklara yönelik şiddetle ilgili olarak ya da cinsel istismar ve öldürme ile ilgili olarak birçok yasamız var, tedbirimiz var. Bunlar özellikle böyle yerlerde hiç devreye girmiyor nedense. Biz olay olduktan sonra deliller gizleniyor, işte suçlar üstleniliyor, işte bir takım korkutmalarla insanlar susuyor, tanıklık yapamıyor. Ondan sonra biz gerçeğin sadece bir kısmını görüyoruz. Yani bu olayda yani olayı gerçekleştiren failin ortaya çıkması yeterli değil. Bu gizlenme mekanizma, bu tasarlama nasıl ortaya çıkmış? Bütün arka planıyla ortaya çıkarmamız gerekir. Ve dediğim gibi geçmişte bu kadar yaşanmışlıklara rağmen biz yeterince ders alıyor muyuz? Yani tartışmamız gereken konulardan biri de bu. Biz bu yörelerde özellikle kız çocuklarını hala 14-15 yaşındaki kız çocukları zorla evlendiriyorlar.